Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fıstıklı süpürge modelinden bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir model. Ben bu modelimi 3,5 numara orta kalınlıkta bir şişle ördüm. Size bir tane model anlatacağım. Şu kenar ilmeler hariç şu ilmelerimiz 15 ilmeden kuruluyor. Ben 25 tane ilme attım. İnşallah hemen bahsetmek istiyorum. Bakın bir tane kenar ilmeği ördüm. 1 2 3 tane haroşa örüyorum. Kenar bunlar modelime dahil değil. Modelin şu arada giden, buna ara model de koyabilirsiniz. İsterseniz iki tane boşluk koyun, öyle kurun. Sizin tercihinize kalmış. Dediğim gibi bir tane kenar ilmeği ördüm. 3 tane haroşa ördüm. Bakın modelimi kuruyorum. Bir tane düz ördüm. Başına bir tane atıyorum. Tekrar bir düz daha örüyorum. Bu düzün yanına iki tane ters örüyorum. İki tane ters. Bir tane düz. Tekrar iki tane ters, bir tane düz, iki tane ters, bir tane düz. Bakın şu kenardaki o arttırmadan sonra 5 tane şöyle düzüm olacak. Bakın 1 2 3 4 tane, 4 tane şu ikiliden, bir tane tersim. Bakın kaç tane yapmışım. 1 2 3 4 5 tane düz oldu. Bir tane başına atıyorum. Bir tane düz örüyorum. 1 2 3 kaç tane, evet. 25 tane başlamama gerek yokmuş. Burada kaç tane? 2 tane kestim. 23 ilme yetiyormuş. Evet. Arka sıramızda ise tersi ters, düzü düz. Gördüğünüz gibi bakın şu 1 2 3 tane kenarda. Sadece ben şu iki arayı anlatıyorum. Bakın 3 tane şuraya, 3 tane de buraya koydum. Sadece şu bir motifi anlatacağım size. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. Arka sıramdayım. Tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. 2 tane düz, bir tane ters, 2 düz. Şurada ise bakın bir, evet, şu arttırdığım ilmeği ters olarak örüyorum. Şu kenardaki ilmelerimizi düz olarak örüyorum. Önde ters ördüğümüzü arkada düz olarak örüyorum. Evet. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz, 1 2 tane düz, bir tane arttırıyorum, bir tane daha düz örüyorum. 1 2 2 tane ters, bir tane düz, 2 tane ters, bir tane düz. Modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, battaniyelerde, yani her türlü yeleğinizde, örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Arka sırada aynı tersi ters, düzü düz örüp geliyoruz.
Şuradaki ilmelerimiz 5 oluncaya kadar. 5. sırada kesme işlemine başlayacağız. Evet. 1 2 3 tane ilmem oldu bakın. 4. artışımı yapıyorum. 1 2 3 Evet. Tekrar aynı şekilde. Şu modelde gördüğünüz gibi bakın şu ana giden düzlerin etrafından arttıracağız. Şuralar düz çıkacak. Evet. Arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet. Bakın 1 2 3 bu 4. artışım. Aynı şekilde bu sırada da olduğu gibi örüyorum. 2 tane ters, birer tane düz. 2 haroşa birer düz yani. Evet, yine arttırıyorum. 2, 3, 4 tane düz ilmeğim oldu. Bir sonraki sırada inşallah kesme işlemini yapacağım. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tam 5. artışımdayım. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayım. 5. sırada bakın şu düz ilmeğimi çevirerek yandaki ilmekle kesiyorum. Arada bir haroşam kaldı. Ters olarak örüyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Yanındakiyle birlikte kesiyorum. Bir tane haroşa örüyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Yanındakiyle birlikte kesiyorum bak. Örüyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Yanındakiyle birlikte kesiyorum. Tek bir haroşam kaldı. Onu örüyorum. Düzümü örüp arttırıyorum. Bakın. Evet. 1 2 3 4 5. artmamda şu aralardaki 2 olan haroşalarımı 1'e düşürdüm bakın. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz oldu buradaki ilmelerim. Şuradaki düzlerimi örüp buradaki kenardaki şu 3 ve bir kenar ilmeğimle artı bir kenar ilmeğimi de örüyorum. Ve arkadan aynı şekilde bir ters bir düz örüp geleceğim. Evet, kenar ilmelerimi ördüm. Şimdi düzlerimi örüyorum. Bu bir bir arttırdığım düzlerimi örüyorum. Bir tane daha arttırıyorum. Bakın başına atıyorum. İlmeğimi çevirip bu bir haroşa ile birlikte kesiyorum. Bu sıra tüm ilmelerim düze çevireceğim. Tamamen düz olacak. Bakın. Yandaki bu bir ilmeleri kesiyorum. İlmelerim tamamen kenar ilmelerim hariç tamamen düz oldu. Bakın. Bir tane arttırıyorum. Düz örüyorum. Arka sırada ise kesme işlemi yapacağım. Bakın. 3 tane şurada tersim var. Bir tane kenar ilmeğim var. Evet. Şimdi bu sırada arka tarafta kesme işlemi yapacağım. 1 2 3 tane tersimi ördüm. 1 2 3
4, 5, 6 tane düz örüyorum bakın. 2, 4, 6. 2, 4, 6 tane ters ördüm. Şu arttırmış olduğumla şunun ikisini bir ediyorum. Bakın. İkisini bir edip kesiyorum. Ortada 1, 2, 3 tane ilmem var. 1, 2, 3 tane ilmem var. Üçünü bir ediyorum. Kesiyorum. Yandaki şu arttırdığım ilme ile şu ilmeği ikisini bir ediyorum. Bakın ikisini bir yaptım. İkisini bir ettim. Kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben kestikten sonra 2, 4, 6. 3 tane düz ilmem var. Evet. Bakın arka sırada bu şekilde oldu. Önde ise şimdi fıstığımı yapacağım Allah izin verirse. Şu kenar ilmelerimi örüyorum. 3 tane haroşamı ördüm. 6 tane burada düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Burada bakın 1, 2, 3 tane 1, 2, 3 tane düzümü örmeden sağ şişime geçiriyorum. Tığımı alıyorum. Şurada tam şu ilmenin altından şurayı sıkılıyorum ince. Tığımla sıkılıyorum. Sıkıladım. Çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dolgu yapıyorum bak. Sıkılıyorum, çekiyorum. Bırakıyorum. O 3 ilmeği tekrar geri sol şişime alıyorum. 1, 2, 3. Bu 3'ten sonra şu örmüş olduğum fıstığımı bakın tekrar o sol şişime geçirerek ipimi arkaya alıyorum. İkisini bir ederek diğer ilmemle bunu bir ederek kesiyorum. Ve o 3 ilmeği örüyorum. Evet. Fıstığım oluştu. Evet. Şimdi arkadan tersi ters düz düz olarak örüp geleceğim ve modelimi tekrar yeniden model kuracağım inşallah. Evet, arkadan örüp geldim. Şu anda kenar ilmeklerimi örüyorum. Diğer üstteki motifin kurulumunu yapacağım. Aynı tabanda yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız. Bakın bir tane düzümüz var. Sürekli şuradaki ilk ilme düz olarak gidecek sürekli. Bir tane arttırıyorum. İlim bakın bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. 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 Bir tane düz örüp bakın şu iki düzümün arasına bir tane arttıracağım. Bir
tane düzümü daha örüyorum. Kenardaki ilmelerimi örüp arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet, arkadan örüp geldim. Şu an kenar ilmelerimi örüyorum. Aynı şekilde bakın, kenardaki o arttırdığım ilmeleri düz olarak örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Diğer ilmelerimi de aynı şekilde iki tane ters, bir tane düz. Bakın şu haroşalarımız, şu artmalarımız, ajurlarımız 1, 2, 3, 4, 5 oluncaya kadar. 5. arttırmamızda kesmeye başlıyoruz. Şöyle size arkasını da göstermek istiyorum nasıl oluyor. Bir tane fıstık yaprımını daha göstereceğim son kez. Bakın arttırıyorum. Kenardakileri örüp, evet, arkası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben 5 defa 5. sıraya geldiğimde kesmeleri göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar, bakın ben tam 5. ajuruma geldim. 1 2 3 4. Bu 5. sırada kesme işlemini yapacağım. Kenar ilmelerimi örüyorum. 5. sıraya kadar aynı tabanda nasıl ördüysem o şekilde örüyorum. Arttırmalarım oluyor. Şu kenardan bakın arttırmalarım oluyor. Başını atıyorum. İlmemi çeviriyorum. Ve yanındaki ilme ile birlikte bakın kesiyorum. Bir tane ajur tersim var, örüyorum. Çeviriyorum. O iki tane tersi bire düşürüyorum. Örüyorum. Çeviriyorum. Yanındaki ilme ile birlikte bakın bir ters bir düz, bir ters bir düz oldu. Şu ilmemi çevirip yanındaki ile birlikte arkadan düz olarak kesiyorum. Bir tane ipim öne alıp tersim var. Arttırıyorum. Arkadan ise aynı şekilde tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Arkadan başka bir işlem yapmıyorum. Evet, kenar ilmelerimi ördüm. 3, 4, 5, 6 tane düzüm oldu burada. Arttırıyorum bir tane. Ve şimdi buradaki ilmelerimi yine aynı şekilde bir önceki sırada kestiğim gibi ilmelerimi çevirerek tamamen kesip ilmelerimi düze çeviriyorum. Bakın hepsi düz oluyor. Çeviriyorum. Tekrar başına attım ve örüyorum. Bundan sonra işlemimiz arka sırada. Arkadan keseceğiz. Evet. Çeviriyorum. Arka sırada şu kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilme örüyorum. 2, 4, 6. Şu arttırdığım ilme ile yanındaki ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum. Bakın. 3 ilmeği 1 2 3 1 2 3 tane ilmem var. Bu 3 ilmeği ikisini bir üçünü bir edip kesiyorum. Şu yandaki bununla bunu ikisini bir edip kesiyorum. Ve geri kalanı ilmelerimi tersi ters düzü düz
6 tane ters. Kenardaki o 3 tane düzümü bir kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Ve şimdi fıstık yapımını göstereceğim. Bu sıra fıstığımızı yapacağız. Çünkü bitti şu anda, modelimiz tamamlandı. Fıstığını yapacağız. Bu fıstığı yaptıktan sonra bakın 2, 4, 6 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Şurada 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği, bu 3 ilmeği boş olarak örmeden alıyorum. Şu dibindeki tığımı elime alıyorum. Burayı sıkıştırıyorum iyice. Şu şekilde sıkıştırıp çekiyorum bak. 1 2 3 3 4 ve 5. 5 tane dolgu yapıp çekiyorum. İpimi öne alıp şu şekilde o şişime aldığım o 3 ilmeği tekrar geri sol şişime alıyorum. Bakın 1 2 ve 3. Şu ilmeği alıyorum, ipimi arkaya geçirip bu ilmeği şişime takıyorum. İkisini bir ediyorum bakın. Şu ikisini bir ediyorum. İkisini bir ettim, ördüm. Evet. Bundan sonra tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Ve fıstığım bitti. Arkadan tersi ters, düzü düz örüp ve üçüncü modelimi kuracağım. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi modelimiz çok harika. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.